Bugün sizlerle güzel bir kapama yapalım. Trakya'nın meşhur kapaması, soğanlı, tereyağlı. Harika bir kapama. Tüm tarifini veriyorum. Yaparsanız çok memnun kalırsınız. Onlarla da kapama yapacağım. Trakya'nın meşhur kapaması. Tavuk bagetlerimi pişmeye koydum. Kendi suyunu çekene kadar biraz böyle pişsin. Sıvı yağ koyup biraz kavuracağım. Su ilavesiyle kaynatacağım. En son da kapamamın üstüne ilave edeceğim. Bir miktar sıvı yağ koydum. Şöyle güzelce kızartalım. Daha sonra pişecek kadar suyunu ilave edeceğim. Biraz tuz da verelim, lezzetlensin. Pişerken şöyle lezzetli lezzetli olsun. Yağ ile şöyle bir döndürüyorum. Su koymadan önce. Tekrar bu taraflarını da koyuyorum. Evet, tavuk bagetlerim güzel güzel kızarıyor. Direkt su koysaydık bu lezzet olmaz. Şöyle yağda biraz kızarttık mı, suyunu verdiğimiz zaman daha da güzel lezzetleniyor. Tavuk etleri. Evet, suyunu da verdim. Biraz fazla koydum. Kapama için kullanacağım. Güzel güzel pişmeye bırakıyorum. Kapama için tavuk bagetlerimi kaynatıyorum. Burada da pirinci tepsim. Bir tane de soğan kullanacağım. Kapama için bir tane şöyle orta boy soğanımı soydum, yıkadım. Tepsiye doğruyorum ufak ufak. Pirinçlerimi de yıkadım. Burada da tavuk bagetlerimi kaynatıyorum. Kapamam için bir tane soğan doğradım. Üzerine de şöyle bir miktar sıvı yağ koydum. Ocağa koyuyorum. Kavurmaya başlıyorum. Kapamam için bir tane soğan doğradım. Orta boy. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Hepsi de şöyle güzelce kavuruyorum. Bu kapama değişik bir kapama. Trakya'nın meşhur kapaması. Orada tavuk bacaklarım pişiyor kapama için. Burada da pirincimi yıkadım. Islatmıyoruz. Sadece yıkıyoruz pirincimizi. Mis gibi kapama. En son burada zaten pişecek. Fırınlayacağız eti koyduktan sonra. Birkaç dakika. Tüm işlemleri burada ocağın üstünde oluyor. Fırında değil. Soğanın güzelce kavrulsun. Yalnız çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim bu kapamayı yapmanızı. Kuzuyla da yapabilirsiniz. Kuzu kapama daha önce bunu yaptım ben. Kuzuyla. Tavukla da. Bizim Trakya'da daha çok tavuklu oluyor. Ve şöyle bacaklarımı çevirelim. Eşit pişsin. Suyu da biraz fazla tuttum. Kapamaya kullanacağım için. Başladı bile bacaklar kendine salmaya. Bu tarifi de bana Necmiye ablam verdi, teyzemin kızı. Normalde kapamayı pirinci yıkayıp tepsiye koyup üzerine de tereyağsa tereyağı, margarin, sıvı yağ koyup böyle pişirirdik. Gene bacakları ayrı pişirip üstüne koyardık. Fırında pişirmesi olurdu. Bu ocağın üstünde oluyor. Soğanlı oluyor. Değişik yeri burası. Bunu yaptıktan sonra ben kapamaları böyle yapmaya başladım. Çünkü çok lezzetli. Ya
Yani sabit takılmıyorum. Ben illa bunu böyle yaparım demiyorum. Söylenenlere de dikkate alıyorum. Deniyorum, hoşuma giderse yapıyorum damak zevkime. Gitmese de kendi bildiğimden gene devam ediyorum. Bu kapama tarifi çok güzel. Soğan ayrı bir lezzet veriyor buna. Öteki yaptığım kapamaya üstüne koyardık soğanı çiğden. Bu öyle değil. Soğan kavruldukça mis gibi koku, lezzet veriyor. Soğanlarım kavruluyor. Eski bir kapama tarifi geliyor. Soğanlarım kavruldu. Pirincini veriyorum. Kapamamın pirincini de verdim. Tuzunu da verelim. Fazla da tuz vermeyeyim. Tavuk suyunda var. Şöyle biraz atalım yeterli. Tavuğu da güzelce tuz attım. İki tuz karışınca zehir gibi olur. Öyle güzelce kavuruyoruz. Aynı pilavda yaptığımız gibi. Pirinçleri kırmıyoruz. Dört dakika kavrulma işlemi sürüyor. Burada bacaklarımızı da unutmayalım. Onları da çevirelim. Onlar da pişsin. Pişik bir şekilde üzerine koyacağım. Fırınlayacağım hemen. Burada da su kaynatıyorum kapama için. Tamamını tavuk suyu koymayacağım. Biraz normal su koyacağım. Soğanlı mis gibi kapama. Fazla pirinçleri kırmak istemiyorum. Arada karıştırıyorum. Kapama kavruldu. Pirinçlerim yani kavruldu. Suyunu veriyorum. Biraz normal su vereceğim. Biraz da et suyu vereceğim. Şöyle et suyundan alalım. Mis gibi koyalım. Üzerine de karabiberini. Bunda da ölçü kullanmıyorum. Aynı pilavdaki gibi üstüne çıktığı kadar tamamdır. Şöyle bir karıştıralım suyu verdikten sonra. Daha biraz su katacağız. Gördüğünüz gibi bak bacaklara fazla su koydum. Pilava tamam iyi geliyor. Kapamaya daha doğrusu. Bacaklar da neredeyse pişti.
Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Suyunu çekti mi bacaklarını üzerine koyacağım. Karabiberini serpeceğim. Birkaç yerine de tereyağı koyacağım. Ben yemesem de çocuklarım sever. Lezzetlensin. Fırına vereceğim. Evet. Kapamam suyunu çekmeye başladı. Şöyle tereyağı veriyorum. Ve en güzel yakışanı karabiberini veriyorum. Mis, mis. Trakya'nın kapaması. Kapamam suyunu çekti. Tavuklarla da biraz fırında pişecek. Ocağı kapatıyorum. Daha fazla. Burada da tavuk bagetlerimi biraz daha sıvı yağ koyup kızartacağım. Üzerine vereceğim. Son işleme geçiyorum artık. Evet. Şöyle bacakları biraz daha kızartalım. Son kızartma bu. Lezzetli lezzetli koyalım kapamağın üstüne. Fırında da birkaç dakika tutacağım etleriyle. Tamamdır. Kapamağımın tavuklarını da verdim. Fırına veriyorum. Evet, kapamamı yaptım. Fırına verdim. Şöyle bir 10 dakika kadar duracak. Tamamdır. Kapamam oldu. Son dakikalarım ister gibi tavuklu kapama. Evet. Trakya'nın meşhur kapaması oldu. Harika. Misler gibi. Tereyağlı, soğanlı, karabiberli. Yanına da şöyle ayranını yaptım. Gel de yeme. Gel de yeme dedikleri işte bu. Harika. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.